Evet, merhabalar. İstanbul'dan herkese günaydın değerli Marmara Urban Forum katılımcıları. Ben Ezgi Küçük Çalışkan, Marmara Belediyeler Birliği Şehir Planlama Koordinatörü ve Şehir Politikaları Merkezi Direktörü ve aynı zamanda Maruf Program Koordinatörüyüm. Bugün ilk kez 2019'da düzenlediğimiz Maruf'ta yine ilk kez aralarında bölgedeki belediye başkanlarımızın da yer aldığı yaklaşık 155 katılımcının aktif katkısıyla gerçekleştirdiğimiz Play Marmara ciddi oyununun devamı niteliğinde Marmara Denizi'ni odağımıza aldığımız Play Marmara Denizi oyunu için hem denizimizi hem de bu oyunla ilgili ilk aşamada gerçekleştirdiğimiz bölümün sonuçlarını tartışacağız. Moderasyonu benle beraber Marmara Belediyeler Birliği Çevre Yönetimi Koordinatörü Ahmet Cihat Kahraman yapacak. İsterseniz şöyle devam edelim. Ben biraz Play Marmara'dan bilmeyenler için çok kısaca bahsedeyim. Ama zaten Ekim Hanım detaylı bir şekilde bahsedecektir. Play Marmara oyunu belediye başkanları, diğer paydaşlar, kalkınma ajansları, yine akademiden katılımcılar, gençler ve öğrencilerin birlikte oynadıkları Marmara bölgesini esas alan ve hem Marmara bölgesinin çevre, hem ulaşım, hem de diğer sorunlarına odaklanan bir ciddi oyundu. Bunu 1 Ekim ve 2 Ekim tarihlerinde gerçekleştirmiştik 2019'da. Çıktılarını da raporlaştırmıştık ve PDF olarak zaten Marmara Belediyeler Birliği'nin web sitesinden erişilebilir kendisine. Bugün de Play Marmara Denizi için aramızda Çevre Şehircilik Bakanlığı Su ve Toprak Yönetimi Daire Başkanı Gürsel Erul, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü, Profesör Doktor Barış Salioğlu ve Playlist kurucusu ve direktörü Ekim Tan var. Biz değerli konuşmacılarımızı dinleyeceğiz ama ben öncesinde Cihat Bey'e de sözü vereyim. Biz neden Play Marmara Denizi diye bu sefer deniz odaklı bir iş yapıyoruz? Biraz çevre yönetimi koordinatörümüzden dinlemiş olalım. Buyurun Cihat Bey. Evet, teşekkürler Ezgi Hanım. Çok sağ olun. Ben de küçük bir giriş yapmak isterim. İsmim Ahmet Cihat Kahraman. Marmara Belediyeler Birliği'nde çevre yönetimi koordinatörü olarak görev alıyorum. Biz Marmara Belediyeler Birliği aslında kuruluşundan bu yana Marmara Denizi odaklı çalışmalar yapmaya gayret gösteren, kuruluş motivasyonu aslında temelde Marmara Denizi olan bir organizasyonuz. Haliyle o zamandan bu zamana kadar Marmara Denizi'nin çevre yönetimi odaklı, çevre yönetimi perspektifiyle önemsenmesi gerektiği, incelenmesi gerektiği, bu konuda çok paydaşlı bir çözüm zemininin oluşturulması gerektiği kanaatini taşıyan bir yapıyız. 2012'lerden beri sürdürdüğümüz oldukça köklü de sayılabilecek aslında bir Marmara Denizi sempozyumları geleneği var. Marmara Denizi sempozyumlarında bütün Marmara Denizi ile ilgili ve ilişkili paydaşları bir araya getirmeye gayret ediyoruz. Aslında orada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi, işte Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü gibi ülkemizin çok saygı değer ve bu konuda çalışmalar yürüten kurumlarıyla ta o zamanlardan bu konuyla bir takım dirsek temaslarımız ve ortak çalışmalarımız var. Hepinizin malumu üzerine 2021 yılında Şubat-Mart ayında müsilaj gibi bir konuyla karşı karşıya kaldık ve bundan sonra çok hızlı bir odaklanma süreciyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile beraber önce bu konuda toplumsal farkındalığı arttırmaya yönelik bir webinarla süreci başlatıp en nihayetinde 6 Haziran'da Marmara Denizi Eylem Planı'yla çıktı olarak sonuçlanan diyorum. Tabii ki sonuçlanmadı, devam ediyor çalışmalar. Marmara Denizi Eylem Planı'yla devam eden ve peşinden şu anda o eylem planının uygulama maddeleriyle beraber Marmara Denizi'ne odaklanmaya devam ediyoruz. Ezgi Hanım'ın girişte bahsettiği gibi bu ciddi oyunların da özellikle bir takım konuları görmede çok faydalı olacağına inandığımız için ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Marmot projesi kapsamında Marmara Denizi'nin dijital ikizi ile ilgili bir öngörüsünün zaten olduğu için sağ olsunlar, hem ODTÜ hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu konuda inanılmaz işbirliği konusunda elverişli bir tutum sergilediler ve böyle bir süreci başlattık. Ekim Hanımlar da harika bir kurguyla Marmara Denizi'ni
oyun, ciddi oyun zeminini oluşturma yolunda harika işler yaptılar. Ve Play Marmara Denizi böyle çıktı. Bugün ikinci, aslında Play Marmara Denizi sürecinin ikinci önemli bileşenini icra ediyoruz. Ben çok fazla uzatmayacağım çünkü zaten konuşmacılarımız bu konulara daha detaylı bir şekilde değinecekler. O Bu zaman şekilde bir girişle Play Marmara'yla Marmara Denizi'ni belki aynı zemine oturtabiliriz Ezgi Hanım. Cihaz Bey, Barış hocamıza ilk sözü verelim dilerseniz. Barış hocamız Ortadoğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü. Hocam, sizi dinleyerek başlayalım. Sonrasında Ekim Hanım bize biraz oyundan bahsetsin. Buyurun hocam. Evet, teşekkür ediyorum. Benim kısa bir sunumum var, o yüzden ekranımı paylaşacağım. Evet, öncelikle bu davet için çok teşekkür ediyorum. Marmara Belediyeler Birliği'ne bu güzel etkinlik için hem teşekkür ediyorum hem de onları tebrik ediyorum. Gerçekten son birkaç yıldır ben de katılma imkanım oldu. Çok güzel bir forum. Evet, ben önce bir Marmara Denizi'nin mevcut durumunu izleyicilerimiz için bir özetlemek isterim. Zaten hem merak ediliyor hem neydi, nasıl oldu. Ondan sonra da Çevre Şehircilik Bakanlığı ile beraber yürüttüğümüz Marmot Projesi kapsamında bu Cihat Bey'in de bahsettiği gibi bu dijital ikize yönelik ne tür çalışmalarımız var ve bunların hangi sonuçları Play Marmara Denizi içinde yer alacak bir yani iki kısımdan oluşuyor sunumum. 10 dakikada toparlamaya çalışacağım. Şimdi Marmara Denizi'ni bizler uzun süredir çalışıyoruz. Tabii bütün denizler gibi Marmara Denizi üzerinde de birçok insan baskısı mevcut. Yalnız Marmara Denizi iç deniz olduğu için ve etrafında da ciddi bir yoğunluk, popülasyon olduğu için Marmara Denizi üzerindeki baskılar diğer denizlere göre biraz daha fazla. Şimdi bir kere bir iklim baskısı var. Yani sıcaklıklar artıyor, denizin sıcaklıkları da artıyor. Oksijende azalma, işte kıyılarda yapılaşma, avcılık, istilacı türler, ötrofikasyon dediğimiz giren kirliliğin etkisiyle olan değişim ve farklı sektör aktiviteleri bu baskılardan bazıları. En azından bizim çalışmalarda dikkate aldıklarımız bunlar. Tabii denizlerin bize sağladığı bazı servisler de var. Bunlara da ekosistem servisleri diyoruz. Bunlar bundan etkileniyor. Şimdi bizim buradaki amacımız hem ekosistemi korumak hem de ekosistemin bu bizlere sağladığı servisleri, ekonomiyi daha sürdürülebilir bir hale getirmek. Bunun için de çeşitli bilimsel çalışmaları inovasyonlarla birleştiriyoruz. Burada toplumun hassasiyetlerini dikkate alıyoruz ve yöneticilere yönelik de çeşitli politikalar geliştirmeye çalışıyoruz. Marmara'ya bakışımız ve çalışmalarımız bu yönde ilerliyor. Şimdi Marmara Denizi sıcaklıklardan en fazla etkilenen denizlerden biri. Yani çoğu bölgesinde 2 derecenin üstünde sıcaklıklarda artış olmuş. Yani global okyanusa baktığınız zaman işte bu yaklaşık 1 dereceyken Marmara Denizi'nde 2 derece, 2 derecenin üstüne gidiyor, çıkıyor. Hatta bizim yaptığımız gözlemlerde bile bu sıcaklıktaki bu trendi görüyorsunuz. Bu da Marmara Denizi'nin bütün yapısına yansıyor. Yani daha ciddi bir tabakalaşma, akıntı sistemlerinde değişim ve daha stabil, daha durağan bir denize doğru bir geçiş yaşamış durumda Marmara Denizi. Şimdi tüm Türkiye denizlerinde esasında demin saydığım baskılar var. Burada gördüğünüz renkler bir yerde bunu karasal girdilerin indikatörü olarak görebilirsiniz. Yani bu küçük mikroskobik bitkilerin üremesi. Yani ne kadar buraya işte azot, fosfor girerse o kadar fazla ürüyor bunlar. Ve Marmara Denizi'ne baktığınız zaman bunun etkilerini diğer denizlere oranla daha açık şekilde görüyorsunuz. Yani Marmara Denizi'nde bu baskılar daha fazla. Peki en önemli değişim ne oldu son 40 yılda? Şimdi 1985-2005 ile örneğin 2010-2017'yi karşılaştırdığımız zaman özellikle oksijen seviyelerinde ciddi azalmalar görmüştük. Gelinen mevcut durumda bunun ana kaynağı denize giren inorganik azot ve inorganik fosfor. Yani yukarıda gördüğünüz oksijen, şimdi yüzeyde oksijen var ama yüzeyin şöyle bir 30 metre altına indiğiniz zaman bu oksijen değerleri hızla azalıyor.
ve aşağıda ortada gördüğünüz inorganik fosfor, sağda gördüğünüz de inorganik azot. Ciddi biçimde deniz bunlarla yüklenmiş durumda. Bunun ana kaynağı da şehir ve yayılı kaynaklardan, örneğin nehirlerden olan Marmara Denizi'ne girdiler. Bütün bunların sonucunda son dönemlerde bir de bir müsilaj olayı yaşadık biliyorsunuz. Bunun ana oluşum sebepleri de bu demin size bahsettiğim evsel ve sanayi atıklar, azot, fosfor hatta metaller. Biyoçeşitlilik kaybı, bu bahsettiğim baskılardan oluşan biyoçeşitlilik kaybı, aşırı balıkçılık, kıyı şeridinde olan tahribat ve daha birçok baskının etkisi var ama ana sebepler bunlar. Tabii iklim değişiminin de burada ciddi bir etkisi olduğunu söylemek durumundayız. Sıcaklıklarda bir artış var. Demin söylediğim denizin daha durağan bir hale geçme durumu var. Evet, son dönemde bu müsilaj çok yaygın olarak bütün Marmara'da görüldü. Yani bu her yıl oluyordu belli miktarlarda ama hatta yani doğal bir ekosistemin de parçası olarak az da olsa müsilaj olabilir ama Marmara'da görünen tabii ki ekstrem dediğimiz aşırı bir durumdu. Yaptığımız çalışmalarda da özellikle 10 ila 30 metre arasında bunun yoğun olduğunu gördük. Son gelinen durumda bu yok. Şu anda yok. Fakat oksijen seviyeleri halen kritik seviyenin altında. Peki, Çevre Şehircilik Bakanlığımızda biz Marmara'nın bir dijital ikizini geliştirme yönünde adımlar atıyoruz. Peki nasıl oluşturursunuz bunu? Bir kere fiziksel olarak Marmara Denizi'ni ortaya koymanız gerekiyor. İşte su kütleleri nedir? Boğazlardan neler giriyor? Nehirlerden neler giriyor? Akıntı dinamikleri nedir? Bir de üstüne bunun ekosistemini, yani işte demin dediğim küçük mikroskopik fitoplanktonlardan balığa kadar bütün ekosistemi bununla birleştirip daha sonra farklı senaryolar, farklı çevresel durumlarında son durumu ortaya koymanız gerekiyor. Burada çok kritik olan bir şey, boğazlardan ne geliyor, farklı havzalardan ne kirlilik yükleri geliyor. Bunu da doğru şekilde bu modele girmeniz gerekiyor. Yoksa doğru sonuçlar alamıyorsunuz. Play Marmara Denizi'nde olacak senaryolar 9 farklı senaryo altında bunları ayırdık. Sizler de bunlarla çeşitli testler yapabileceksiniz. Farklı durumlarda Marmara'nın ekolojik durumu nasıl değişir bunları görebileceksiniz. İlk başta biz 2016-2024 arası senaryolar yapmıştık. İşte günümüz koşullarına o zaman devam ettirdik. Yani her şey olduğu gibi sürerse ne olur? Sonra Çanakkale Boğazı'nın şöyle bir etkisi var Marmara Denizi üzerinde. Oradan oksijenli Akdeniz suyu giriyor. Onda bir azalma olursa bu iklim değişiklikleriyle vesaire bu Marmara'yı nasıl etkiler? Ya da işte o giren oksijenli su gerçekten Marmara'nın oksijen seviyelerinin arttırılmasında ne gibi etkisi var? Sonra tabii İstanbul Boğazı tartışılıyor biliyorsunuz işte bu Tuna Nehri'nin kirliliği ne kadar etkiliyor ya da Karadeniz ne kadar etkiliyor? Bunları bu senaryolar sonucunda görebiliyoruz ve farklı karasal yükler. Yani işte nehirlerden olan girdiler azaltılırsa, şehirde şarjları azaltılırsa, hangi bölgede ne azaltılırsa ne olur? Bunlara yönelik senaryolar da var ve tabii büyük şehirler olarak gördüğümüz İstanbul ve İzmit'in etkilerini de burada görebileceksiniz. Tabii İstediğimiz iyi koşullara dönmek için belirli kriterlerimiz olması gerekiyor. Biz de bunları uzman hocalarımızla Marmara Denizi'nin yıllar öncesinde olan durumu olarak belirledik. İşte oksijen seviyelerinde minimum, işte azot, fosfor seviyelerinde de üzerine çıkmayı hedeflediğimiz, yani Marmara'yı daha iyi bir duruma getirmek için olan hedefleri burada saptadık. Şimdi günümüz koşullarını böyle çok basitçe burada size gösteriyorum. İşte karasal girdiler var, boğazlardan olan girdiler var, çıktılar var. Bir de üst tabaka daha oksijenli atmosferden oksijen geliyor. Oradaki bitkilerin ürettiği oksijen var. Bir de alttan karışan oksijensiz tabaka var. Basitçe böyle düşünebilirsiniz. Şimdi günümüz koşullarını 2016'dan başlayarak devam ettirdiğimizde yüzeydeki oksijen seviyelerinde çok büyük değişiklik olmuyor, beklenen bir şey. Ama yüzey altındaki oksijen seviyelerinin
mevcut durum devam ettiği sürece giderek azaldığını ve hedeflediğimiz referans değer olan 80 milimol oksijenin üstüne çıkmadığını görüyoruz. Çanakkale'den olan girdileri yarı yarıya azalttığımız zaman burada Çanakkale suyunun Marmara oksijeninin yenilenmesinde gerçekten çok önemli bir yeri olduğunu ve bunu azalttığımız takdirde durumun hızla kötüleştiğini görüyoruz. Bu şu açıdan olumlu. Her ne kadar Marmara, evet, oksijeni azalmış bir deniz olsa da şöyle bir avantajı var. Akdeniz'den giren bu oksijenli su Marmara'yı daha iyiye götürebilir. İstanbul Boğazı'na baktık. Yani işte hem oraya verilen şehir deşarjlarını hem de Karadeniz'den gelen suyun etkisini anlamak için. Evet, Karadeniz'den gelen kirliliğin etkisi var ama görebildiğimiz kadarıyla bunu tamamen kapatsak da yani Karadeniz'den hiçbir şey gelmeseydi de kısa vadede Marmara belirlediğimiz hedeflere ulaşmıyor. Ama hem şehir deşarjlarını hem Karadeniz girdisi hiç olmasaydı o zaman evet 5-6 yıl gibi bir sürede istediğimiz seviyelere ulaşıyordu. Karasal girdiler devam ettiği halde. Evet. Burada görüyorsunuz yani alt sudan olan karışımı da burada kapattığımızda hatta 3-4 yılda yani boğaza verilen bu deşarjların da önemli bir etkisi olduğunu burada görüyoruz. Karadeniz'den gelen suyun da etkisi var ama Karadeniz'den gelene çok bir şey yapamıyoruz. O zaman ne yapacağız? O zaman karasal girdilere ve şehir girdilerine odaklanmamız gerekiyor. Karadan olan, havzadan olan bütün girdileri %40 azalttık. 3-4 yıl gibi bir sürede hedeflediğimiz seviyelerin üstüne Marmara Denizi 2016'daki durumu baz aldığımızda ulaşıyor. Bunu %30'a azalttığımızda da ulaşıyor ama 5-6 yıl gibi bir sürede ulaşıyor. Şehirler yani İzmit Körfezi'nden İstanbul'dan hiçbir şey girmese çok yavaş bir şekilde bir iyileşme görüyoruz yine Marmara Denizi'nde. Evet. Peki en olabilir senaryo, tabii bakanlığımıza da olabilir, uygulanabilir senaryoları sunmamız gerekiyor. Yöneticilere diyeyim daha doğrusu. Uygulanabilir şeyleri sunmanız gerekiyor. Burada da bizim en uygulanabilir senaryo olarak gördüğümüz mevcut stratejilerle de uyumlu. Bu noktasal deşarjların %75 oranında ileri arıtmaya tabi tutulması, karasal girdilerini de iyileştirerek, işte nehirlerin iyileştirerek %35, %40'larda bunların yüklerinin azaltılması halinde 5-6 yıl gibi bir süre içinde Marmara Deniz ekosistemi izlediğimiz seviyeye ulaşabildiğini görüyoruz. Burada öncelikler havzadan gelen besin kontrolüne bağlı bir azaltma. Oksijen seviyelerinde iyileşme için tüm azot yüklerinin %40 azaltılması, Güney Marmara'dan daha çok geldiğini görüyoruz. Kuzey Marmara'da noktasal yükler daha öne çıkıyor. Bu şekilde bir önceliklendirmede bulunuyoruz. Kısaca bu şekilde özetlemek istiyorum. Bunların uygulamasına yönelik ya da Marmara Deniz ekosistemine yönelik başka sorular olursa bunları da seve seve cevaplamak isterim. Teşekkürler. Barış Hocam çok teşekkür ederiz. Yani çok faydalı, çok değerli bir araştırma, çalışma. Şimdi siz böyle farklı senaryolar sundunuz. Bilmiyorum Cihat Bey'in de ekleyecekleri vardır belki. Bunun üzerine ben şeyi çok merak ediyorum. Yani kamuoyu yoklaması gibi bir şey yaptı hani Ekim Hanım. Biraz sonra anlatacak. Acaba insanların perspektifi nasıl? Bir yanda bilimsel gerçeklik var. Bir yanda insanların kendi donanımlarına göre ya da işte bir yerlerden duydukları, edindikleri bilgilere göre verdikleri cevaplar var. Cihat Bey'sin ekleyecekleriniz varsa üzerine konuşup Ekim Hanım'a söz verelim. Tamam, benim ekleyeceklerim aslında size katılıyorum. Ben belki Barış Hoca'yı defalarca dinlemişimdir farklı farklı mecralarda. Ancak her dinlediğimde farklı bir noktanın üzerine böyle bayağı da yıldızlı bir şekilde işaretliyorum. Her seferinde başka bir şekilde ufkum açılıyor. Mesela burada başka bir not aldım. O notları belki işte soru cevap kısmında konuşabiliriz ama çok önemli bir söylem şuydu. %75 deşarjlar ileri biyolojik arıtmaya döndürülürse noktasal ve karasal %35 organik yükler azaltılırsa
5-6 yıl içerisinde Marmara Denizi'nde istenen işte o 80 mikromol muydu hocam? Tam birimi hatırlayamadım. Evet, mikrofon, evet. O seviyenin üzerine çıkabiliriz. Peki bu herhalde şey değil mi hocam? Yani Marmara Denizi için iyi çevresel durum diyebilir miyiz tırnak içerisinde? Şimdi evet, iyi çevresel duruma yakın bir durum. Yalnız bu 80'i şöyle belirledik. İşte bu hipoksi dediğimiz bir eşik var. Yani canlıların yaşayabileceği, yani tamamen oksijensiz değil de canlıların yaşayabileceği, işte balığın nefes alabileceği diyeyim ben size oksijen. 80'i o eşiğe göre belirledik ama zaten Marmara Denizi, işte Karadeniz'den olsun diğer baskılar altında olduğu için yani 80 iyi çevresel duruma yakın diyebiliriz. Başka bir deniz için bu geçerli olmayabilir. Daha üst seviyelerde bunu beklersiniz ama Marmara Denizi için evet şu anda o dediniz. Tabii başka şeyleri de dikkate almak lazım Tabii. burada. İşte biyoçeşitlilik gibi o nasıl değişecek, gelişecek. Yani bir tek oksijen değil ama oksijen çok ciddi bir gösterge. O yüzden ona odaklanıyoruz. Evet. Yani iyi çevresel durumu tabii başka dediğiniz gibi bir takım parametreleri de var. Onları da sağlamak üzere. Muhtemelen Gürsel Bey onları birazcık beğenecektir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ezgi Hanım sizce de uygunsa dönelim direkt Ekim Hanım'a ve o Tabii kamuoyu tabii. yoklamasının sonuçlarını alalım. Buyursunlar Ekim Hanım. Tamamdır. Teşekkürler. Ben de ekranıma geçeyim. Pardon. Hiç sorun değil ki bunun. Görüyor musunuz ekranımı? Evet, şu an Evet, görüyoruz. buyurun. Ben çok kısaca playlist metodundan bahsetmek istiyorum. Ondan sonra da bir 2019 Play Marmara ile ilgili bir hatırlatma yapacağım. Sonra sürecimize geçeceğim. Sonra da zaten anket sonuçları. Yani gördüğünüz gibi esasında playlist metodu şey, fiziksel bir hani masa oyunu. Biz daha çok hani ekip olarak mimar ve kent yani planlamacılarıyız. Dolayısıyla oyunların çoğu da kentsel sorunlar, mekansal sorunlar üzerinden gidiyor. Burada gördüğünüz hem uzmanlar, hem farklı şeyden, disiplinlerden uzmanlar, artı hani uzman olmayan ya da bizim yerel uzman dediğimiz vatandaşlar bir araya geliyorlar ve hani jargonu vesaireyi arkada bırakarak daha çok hani önemli dinamikleri çözüm üretme amaçlı beraber tartışıyorlar ve hani esasında oyun hani play ve game farkı var. Hani game esasında kazanma amaçlıdır. Play de daha çok hani etkileşimle çevreyi, dünyayı, insanları anlama şeyidir, eforudur. Biz daha çok play'iz hani game'den daha çok. Hani daha çok diyaloglar, insan ya karşılıklı hani beklenmedik öğrenme anları bizim için daha önemli. Playdisit 2010'dan beri aktif. Ben DEF'te doktorumu yaparken esasında geliştirdiğimiz metot şeye dönüştü, pratiğe dönüştü. Daha çok hani Avrupa kentlerinde Amsterdam bazlıyız ama İstanbul da ailem hala, Türkiye'de bağlarımız şey. Hani o yüzden her fırsatta yeniden bir sebep bulup Türkiye'de yeni ortaklıklar, işbirlikleri kurmaya çalışıyoruz. Daha çok dediğim gibi oyun böyle kentsel tasarım mimarlık ölçeğinden çıkıp daha fazla son zamanlarda hani gelişimiyle de kullandığımız dataset görselleştirmeleriyle politika geliştirme mesela burada gördüğünüz affordable housing konut geliştirme ile ilgili bir oyun. Konut programları geliştirme ile ilgili. Bu 2010'da ilk İstanbul'da yaptığımız oyundan. Ben başkan olsam 2012, ya, metot esasında fiziksel metot ama bizim için hibrit metotlar da çok önemli. Hani burada gördüğünüz esasında İstanbul Kart, RFID reader'lar üzerinden programlanan bir oyun. En az fiziksel de bir şey interface'le İstanbul Modern'de binlerce kişiyle buluştu. Esasında bu Play Marmara'nın temelleri, hani Play Marmara Denizi'nin temelleri herhalde burada atılıyor bir şekilde. Hibrit oyunu hem dijital hem fiziksel oyunu nasıl birleştirebiliriz sorusu. Bu Mersin'den, Maruf Deresi ve çevresinden daha çok Circular, CityLab, yine oyun bazlı halkla ve üniversite bir arada nasıl çözümler üretebilir. Bu da en son 2019 Play Marmara. O zaman şeyde bile yani Maruf fiziksel ortamdaydı ve hani 6-7 seans yaptık sanırım. Hani 200 kişiye yakın kişiyle beraber oynadık. Politikacılardan, uzmanlardan,
gençlerden, farklı ekiplerden karıştırarak. Bu oyun esasında şu anda yaptığımız oyunun bir şekilde bazını oluşturdu. Çünkü Play Marmara 2019'da ciddi bir data toplama süreci yaşadık biz. Hani esasında bütün bu kalkınma ajanslarının kendi ürettikleri datalar var ama onların hepsi beraber Marmara ölçeğinde yok. Hani hepsini birleştirerek o anlamda çok ciddi bir efor yapıldı ve hani Play Marmara denizinde esasında bu şekilde hani ulaşım, sanayi, kentleşme vesaire gibi bir sürü farklı layer bir araya geldi ve hani bu yılki 2021 Play Marmara denizini şekilde mümkün kıldı. Kısaca birazcık hani tasarladığımız süreçten bahsedeyim. 20-29 Eylül arası açık bir görsel anketimiz oldu. Arkasından şu anda yaptığımız webinar, şu anda sonuçları tartışacağımız. Ondan sonra da 21 Ekim'de fiziksel oyun. Hem webinara katılanlardan hem de davet edeceğimiz uzmanlar ve politikacılarla oynanacak oyun. Play Marmara Denizi'nin sonuçlarına geçtiğimizde de birazcık esasında sonuçlarla beraber de üretmeni, anketini nasıl ürettik onu da birazcık anlatmak isteyeyim burada. Barış Hoca ve Devrim Hoca'nın onlarla görüştüğümüz sene, onlardan aldığımız girdiler var bir taraftan. Bir taraftan da Play Marmara Denizi zirvesi gibi bir şeyden daha sonra hani oradan yararlandığımız videolar var. Bir şekilde hani mekansal tasarımcı olarak hani sorunu algılamaya çalıştım. Tabii biz oşanografyada deniz bilimcisi değiliz ama hani sorunun 5 milyon kişi, yani 25 milyon nüfusun yaşadığı bir yerden bahsediyoruz. Ve Marmara Denizi bütün bu şeye servis veriyor bir şekilde. Bir sene o zaman bu ne demek falan diye baktığımızda yani 4 Kuzey Avrupa ülkesi gibi bir ülkenin nüfusunun yoğun olarak Marmara'da yaşadığını, hani ben bu resmi anneme gösterdim de esasında sadece bu resim sorunun ne olduğunu bir şekilde gösteriyor gibi geliyor bana. Hani yani ne kadar hani kırılgan Marmara'nın ne kadar kırılgan ve küçük olduğunu ve etrafındaki nüfusun ne kadar yoğun yaşadığını bir imajda nasıl özetlersiniz? Bence bu. Birazcık hani esasında anketin kurgusu da böyle, hani neredeyiz? Tamamen hani peki neye etkiliyor? Hani bunu da birazcık hani biz şey olarak sanırım hani bir tasarımcı olarak ama hani Barış Hocalardan ve hani diğer uzmanlardan, zirveye katılan diğer uzmanlardan dinlediğimiz kadarıyla esasında yaşamın ilk 30 metreye sıkışmış olması gibi bir sorun var anladığımız kadarıyla. Burada gördüğünüz grafikte de görüyoruz. İşte hani esasında 10 metreden itibaren nasıl oksijen düşmeye başlıyor. 30'dan sonra ne kadar kritikleşiyor. Ve hani farklı kaynakları bir yere getirip peki bu ne demek? Hani tamam bir takım türler kayboluyor. Planktonlar, mercanlar, su bitkileri, balıklar. Hani biz balıklara bakalım dedik. Ve balıklarda gördüğümüz, anladığımız kadarıyla da hani yüzlerce farklı türden 47 tanesi tamamen kaybolmuş Marmara'dan ve 21 tanesi kaybolma riski altında. Burada bir gifim var, çalışıyor. Burada yüzdeleri görüyoruz. Ve hani sorduğumuz sorulardan bir tanesi, acaba hani tabii farklı nedenler var. Katılımcılara 327 katılımcı var. Hepsine de teker teker teşekkür etmek istiyorum. Çok hani çok güzel alıntılar da var aralarında. Hani işte gemi atıkları, insan yerleşimleri, tarım, Karadeniz'den gelen kirlilik ve sanayi. Sanırım Marmot'un modellemesinde gemi atıkları hariç 4 etken hesaplanıyor. Ve hani esasında ana neden var mı da bilmiyorum. Onu Barış Hoca'ya da sormak gerekir ama hani öyle bir soru sorduk biz. Hani sizce ana neden de, çünkü çok çok karmaşık anladığımız kadarıyla kirliliğin sebebi. Hani karşılaştığımız da çok güç ama biz gene de sorduk. Ve hani ilginç bir cevap, ilginç bir bunu görmek. Tarım mesela çok masum çıkıyor. Yani 327 kişiden 8 kişi tarımı olarak görüyor, hani neden olarak görüyor. Bir de hani çok da resimlerde masum görünüyor ama hani sanayi büyük bir şey. Nedir? Pardon, ekran gitti. Şimdi bir kenara alayım. %60, yani 200 kişi, 300 kişiden 200 kişi
sanayinin sorumlu olduğunu düşünüyor. 100 kişi insan yerleşimleri diyor ve Karadeniz'den gelen kirlilik ve tarım 80 kişiye iniyor. Bence hani belki imajlar da yönlendirmiş olabilir burada ama şeyi görmek nedir? Yoğunluğu, sanayi olan yoğunluğu görmek ilginç. Bunu daha sonra Barış Hoca ile beraber tartışalım istiyorum ben. Sonrasında da hani şeye baktık, hani birazcık da nedenlere, bir sonraki soru açık bir soruydu. Hani tamam, bunu sanayi diyorsunuz, tarım diyorsunuz ama peki neden? Mesela insan yerleşimleri diyenlere baktık. İnsan yerleşimleri ne diyenler de böyle bir imaj gördüler. Hani bizim burada yapmaya çalıştığımız şey bir taraftan işte şey deşarj noktaları, bir taraftan ileri biyolojik atılım, ileri biyolojik atık su tesislerinin bulunduğu yerleri göstermek. Ya yani İstanbul ve Kocaeli, bilmiyorum datanın kendisinden mi, hani belki Balıkesir, Bursa'da vardır da biz bulamamıştır ama bizim bulabildiğimiz dataya göre hani bir taraf hani İstanbul ve Kocaeli'nin de zaten ileri, yani onların esaslı şeyleri de, volümleri de çok önemli. Ne kadar varsa böyle ne kadar temizleyebiliyorlar gibi bir soru var. İnsan yerleşimini söyleyen, insan yerleşimini neden olarak gösteren açıklamalarından bazı örnekler. Mesela şey diyor, nüfus çok yoğun diyor, akıntısız ortama bırakılan, ön arıtmadan geçirilmiş, sadece ön arıtmadan gidilmiş evsel alıklar yüksek azot, fosfor içeriyor ve mutfaklardan yağ geliyor diyen var. Sonra eğer nüfusu oranda bakarsak Marmara Denizi'ndeki kirliliğin insan yerleşimine olan ilişkisini anlayabiliriz. Hani nüfusa bakarsanız zaten görürsünüz diyen var. Ve işte hani sanayinin yoğun, yerleşimin az olduğu yerlerle de kıyaslarsak esasında yerleşimi görebiliriz diyenler var. Bu sanayi bölgesinde, hani sanayi şeyine bakarsak da hani biz OSB'ler serbest bölgeleri çizdik ve onların deşarj noktalarını ve gene ileri biyolojik atık su tesislerini gösterdik. Yani bunlar esasında tam data olmayabilir. Bence hani bunu Marmara, Play Marmara'nın fiziksel ortamına getirip beraber tartışmak da esasında ilginç olabilir. Sanayi şeyi gösterenler, sanayiyi daha çok neden olarak gösterenler şey diyor mesela, kırmızı, siyah ve kötü kokulu sanayi bölgelerinden gelen, Ergen Ovası sanayi atıklarından çok etkileniyor diyor. Ben ekranımı kontrol etmek için güçlük çekiyorum çünkü şey, o yüzden biraz yavaşladım. Şunu nasıl atabilirim hocam? Covid süresince aksayan denetimler fırsatçılığa sebep olmuş diyen var. Sanayici çıkan endüstriyel içerikli atık suyunu kendi arıtma tesisinde arıtıyor. Ne onlar arıtıyor ne de sanayilerde bulunan atık su arıtma tesisi içeriğin debisini bilmediği için atık suyu tamamıyla arıtılabilemiyor. Yani hani ne sanayiciler kendileri tesiste arıtabiliyor ne de hani tesise geldiğinde ne debisini biliyoruz ne şey hani türünü biliyoruz. O yüzden şeyde arıtmada sorun çıkıyor diyenler var. Yani miktarı bilinmediği için kara bir kutu gibi görüyor deniz. Marmara. Burada da işte havzaların ve nehirlerin olduğu tarımı seçenler için ürettiğimiz harita var. Burada da pestisit ve kimyasal gübreyi örnek gösteriyor. Çok fazla şey yok. Burada alım çok çünkü çok fazla seçen yoktu bu seçeneği. Burada hani bu da hani esasında Game Board için yeni data. Biz bunun daha önceden hani 2019 haritasını yaparken sudaki bu kadar yoğun kullanımı fark etmemiştik açıkçası. Açık griler henüz şey olmasa da hani koruma alanı için önerilen alanlar. Ve şey diyorlar, gemilerin normal operasyonlardan kaynaklanan sintini ve balasat atıklar gibi atıklarıyla çöplerin denize boşaltmaları gibi bir alıntı var burada da. Karadeniz içinde dibinin sülfür yatağı olmasını söz etmişler ve Avrupa'dan gelen kelime birkaç defa söylenmiş. Bu hani kirliliğin ötesinde Barış Hoca ve Devrim Hoca ile görüştüğümüzde hani bir de işte global ısınmanın, küresel ısınmanın etkisinin esasında Marmara'daki müsilajı ve diğer kirliliğe aşırı yani hızlandırdığını konuşmuştuk. Bunu da bir şey olarak çevirdik.
acaba Çevre ve Şehircilik Bakanlığı belirlediği stratejiler, hani iklim değişikliği stratejilerden hangisini seçersiniz diye. Benim hiç beklemediğim bir şekilde atıkların yeniden kullanımı ve geri dönüşümü ilk seçenek, yani en fazla seçilen seçenek. Yani hani birebir iklim değişikliğiyle ilgisi yok ama sonuçta hani indirekt olarak var ve sanırım Marmara ile bağlantı kuruluyor direkt. O yüzden o seçenek seçilmiş olabilir. Bir diğer sorumuz da kentsel, endüstriyel, tarımsal aktivitelerle sonradan Marmara, hani küresel ısınmanın da etkisinde. Peki kimler değişimin öncüleri olabilir? Hangi ortaklıklar sizce önemlidir gibi bir soru sorduk. Ve bu soruda hani 18 ayrı paydaş gösterip hani siz 3 tane ortaklık kurar mısınız gibi bir soru sorduk. Burada hani ortaklıkların içinde en fazla yer alan tabii Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ydı. Benim gene beklemediğim şekilde araştırmacılar ve uzmanlar hani zaten vardır hani diye düşünüyordum. Hani onlar ikinci derecediler. Marmara Belediyeler Birliği üçüncüde. Sanayi odaları dörtte. Belki hani ilk üçe girer diye umuyordum sanayi odalarına. Tarım ve Orman Bakanlığı beşinci sırada bu ortaklıklar içinde. Ve son olarak da hani son sorduğum sorulardan bir tanesi de eylem planı ile ilgili. Yani eylem planının eylemlerine baktığımızda hani dört ana temaya, ana gruba ayırabiliriz. Çevre koruma ve önleme, yenilikçi uygulamalar, kontrol ve yeni mevzuat. Ve hani siz bu ana başlıklar içinden seçiyor olsanız hangi ana başlık seçersiniz? Sonra o ana başlıktan da hani o şeyleri, maddeleri göstererek sorduk. Kontrol en fazla seçilen, yani yeni mevzuatı mesela yeni mevzuata kıyasla kontrolü daha çok katılımcılarımız önemli bulmuşlar. Çevre koruma ve önleme ikinci tema olarak geliyor. Yenilikçi uygulamalar da onun arkasından üçüncü sırada. Kontrolü seçenlerin arasından kontrolle ilgili eylem planı maddelerini gösterdiğimizde denize deşarj yapan atık su arıtma testlerinin tam kontrol için izleme noktalarının artırılmasını ve denizle ilişkili nehirler ve tarım alanlarının denizlerin uzaktan algılama uydu ve erken uyarı sistemleri, insan savaşları, radar sistemlerinin artırılması gibi iki şey öne çıkıyor. Çevre koruma ve önlemeyi seçenler arasında denizde deşarj eden atık su arıtma tesisinin deşarj standartlarının yükseltilmesi ve kamu kuruluşları özel şirketler arasında işbirliği yapma önleme amaçlı olarak iki önemli adım olarak gösterilmiş. Yenilikçi uygulamalardan işte arıtma tesislerinin ileri arıtma teknolojisine geçirme en çok seçilen seçenek. Gene atık su arıtma tesislerinin tamamen ileri biyolojik açıklama bölgedeki birincisi fabrikaların diğeri de diğer kentten gelen herhalde. Yeni mevzuat seçenler arasından da eylem planı ve deniz çöpleri eylem planı hazırlayıp uygulama ilk adım olarak seçilmiş. Marmara Denizi için bu stratejik plan hazırlama 3 ay içinde ikinci seçilen. Ben hani bu kadar şimdi burada bırakayım en iyisi bu sonuçları paylaşma şeyinde. Bundan sonra herhalde hani hem bir taraftan araştırmayı bir taraftan da kamuoyunun düşüncelerini şey yaparak tartışmaya devam ederiz. 21 Ekim'de de herhalde bu konuşmaların şeyi devamı oyunun kendisine girdi olarak kullanılacaktır zaten. Hekim Hanım, teşekkür ederiz. Sonuçları görmek çok keyifli oldu. Bizler de aslında, ben de mesela oyun oynayanlar arasındayım. Böyle sonuçları kendi verdiğim cevaplarla da kıyasladığımda nelerde olduğunu gördüm. Şaşırtan yerler de var beni de. Ama benzer düşündüğümüz yerler de olmuş diğer insanlarla. Şimdi bu sonuçlar üzerine bayağı tartışırız diye düşünüyorum. Bilmiyorum Cihat Bey, siz ne dersiniz? Ama dilerseniz, buyurun. Estağfurullah. Bence de mutlaka tartışalım. Ama sizin için de uygunsa bu benim başından itibaren göz bebeğimiz diye nitelediğim bu Marmara Denizi eylem planını sürecini önce bir Gürsel Bey'den dinleyelim. Kesinlikle Ondan doğru sonra ediyorum.
hem işte Barış Hoca'nın, hem Gürsel Bey'in, hem Ekim Hanım'ın, işte sizlerin ve bizim de katkımızla böyle bir tartışma zeminini, çünkü benim de burada aldığım notlar var. Bence kendi içerisinde çok tutarlı bir şey olmuş, anket olmuş. Çünkü bazı kendi kafamda ilişkilendirdiğim soruların cevaplarına verilen oranlar beni çok tatmin etti burada görünce. O nedenle muhtemelen Gürsel Bey de anket sonuçlarına ilişkin bir şeyler de söyleyecektir. Dilerseniz Gürsel Bey'e sözü verelim. Ondan sonra biraz daha böyle tartışma, interaktif bir süreç şekilde yönetelim. Evet, teşekkür ederim Ahmet Bey, Özge Hanım. Öncelikle bu organizasyonda emeği geçen herkese şahsım ve bakanlığım adına teşekkür ediyor. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Anketler benim için de çok enteresan oldu. Ve bizim tespitlerimizle anketler resmen örtüştü. Gerçekten de. Zaten şimdi anlatınca da daha net anlaşılacak diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle müsilaj nedir? Marmara'da son yıllarda, son günlerde görülen bu müsilaja bakmak lazım. Müsilaj nedir? Müsilaj herhangi bir ortama, su kütlesine, su ortamına veya denize, göle, baraj gölüne veya akarsuya nütrient dediğimiz besin elementleri, azot ve fosforun belirli bir oran üstüne çıkması halinde burada bir birikime neden oluyor. Bunun sonucunda da fitoplankton dediğimiz deniz bitkilerinin artışıyla ve bunun da aşırı artması sonucunda müsilaj meydana geliyor. Tabii bunu etkileyen bazı faktörler var, dış faktörler var. Bu dış faktörler de Marmara Denizi'nde görüldüğü için 2021'in Mayıs ayında doğal afet niteliğinde doğal afet olarak tanımladığımız bu müsilaj kirliliği ortaya çıktı. Bu müsilaj kirliliği ortaya çıkınca biz bakanlık olarak ne yaptık? Hemen onu açıklayayım. Öncelikle bakanlığımızın koordinasyonunda ilgili kurum kuruluşlar bir araya toplanaraktan bilimsel kuruluşlar artı STK'lar da dahil olmak üzere bir takım çalışmalar yapıldı. Yapılan bu çalışmalar en son Türkiye Marmara Belediyeler Birliği'nin de koordinasyonunda oluşturan bir webinarla yaklaşık 2100 kişinin katılımıyla bir bilimsel platformda tartışıldı. Bunun sonucunda bir eylem planı, taslak olaraktan bir eylem planı şekillendirildi. Şekillendirilen bu eylem planı ilgili kurum kuruluşlarının görüşlerine açılaraktan 6 Haziran'da Kocaeli'de Türkiye Marmara Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve Sayın Bakanımız Murat Kurum'un tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Ve bu eylem planı 22 maddeden oluşan ve yol haritası niteliğinde önemli bir plan oldu. Çok kısa sürede, çok acil şartlar altında oluşturulan bir eylem planıydı bu. Bu eylem planında en önemli husus neydi? Öncelikle fiziki bir temizleme, daha sonra bu müsilaj oluşumunun nedenlerini ortadan kaldırmak iki ana temele aksa oturtuldu. Fiziki temizlemeye çok hızlı bir şekilde bakanlığımızın koordinasyonunda tüm ilgili kurum kuruluşlarının katkı, katılımları ve destekleriyle birlikte yaklaşık bir aylık bir Marmara Denizi'nin de yüzey temizleme çalışması yapıldı. Bu 7-24 esaslı. 7 gün 24 saat esasına göre yapıldı. Ve yaklaşık 11 bin metreküplük bir müsilaj toplandı. Toplanan bu müsilajda düzenli depolama alanlarında bertaraf edildi. Ancak bu demek değildir ki burada müsilajı temizledik bitti. Hayır. Burada daha azot fosfor girdisi olduğu sürece bugün için müsilajı temizledik ama yarın oluşmayacak değil. Bu yarın oluşmaması için ne yapmamız gerekiyordu? Bakanlık olarak bu çerçevede çalışmaya başladık. Eylem planına zaten baktığımız zaman müsilajın oluşumunda dedik ya Marmara Denizi'nde işte su kütlesinin durağanlığı dediğimiz yani Karadeniz'den gelen suyla Akdeniz'den gelen suyun tuzlu farkı nedeniyle ortaya çıkan bir akım rejimi, farklı bir akım rejimi var. İki tabakalı bir akım rejimi. Diğer taraftan küresel iklim değişikliğine bağlı olaraktan denizdeki sıcaklık artışı ve bu denizdeki sıcaklık artışının Marmara'da dünya ortalamasının 1 santigrat derece üzerinde olan bir artış. Zaten sıcaklık artı bu durağanlık müsilajı patlattı. Müsilajın doğal afet niteliğinde artmasına neden oldu. Aşırı fosfor girdisiyle beraber. Bakanlık olarak tabii
Bizim azot fosfor gerisi de ortada. Bu üç önemli faktörden hangisiyle mücadele edebiliriz? Takdir edersiniz ki Marmara Denizi'nin akım rejimini değiştiremezsiniz. Durağın yapısını değiştiremezsiniz. Yine aynı şekilde sıcaklık artışını düşüremezsiniz. Yapılması gereken şey neydi? Kirlilik girdisini azaltmak. Bunun için de Barış Bey de çok güzel açıkladı. İki farklı kirlilik vardı. Üç farklı kirlilik var burada. Birincisi karasal kökenli kirleticiler. İkincisi deniz içindeki faaliyetlerden kaynaklanan kirleticiler. Karasal kirleticilere baktığımız zaman noktasal kaynaklı kirleticiler ve yayılı kaynaklardan gelen kirleticiler. Bizim yapmamız gereken bu kirleticilerle mücadele etmek, bu kirleticileri kontrol altına almaktı. Ve 22 maddelik eylem planına baktığımız zaman da bu 22 maddeden yayılı kirleticilerden oluşan kirlilik yükünü tespit etmek ve bunların bertarafını sağlamak ve bunun için de yayılı kirlilikleri durdurmak, kontrol altına almak ve önlemek amacıyla akarsu ve dere yataklarında tampon bölgelerin oluşturulması ve sulak alan dediğimiz yöntemleri geliştirerekten eylem planında ve TÜBİTAK MAM marifetiyle yayılı kaynak kirliliğinin toplam yükünü ortaya koyan bir çalışma yapıldı. Bu çalışma çerçevesinde şu anda tampon bölgeler ve sulak alan inşa edilecek, doğal sulak alan inşa edilecek alanlar belirlendi. Çalışmalar bu çerçevede yürüyor. Diğer taraftan en önemli kirletici tabii sınırlı bir alan. Ekin Hanım'ın çok güzel bir şeyi vardı. Yaklaşık 67 bin hektarlık bir alanda 25 milyon bir nüfus var. Nüfus yoğunluğu çok 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 üst seviyede, yaklaşık 15 metrekareye bir insan düşüyor insan yoğunluğu olarak. Doğal olarak bu insan faaliyetlerinden kaynaklanan gerek evsel faaliyetler sonucu evlerden çıkan kanalizasyon atık suları, gerekse bu 25 milyon insanın ihtiyacını karşılayacak endüstriyel faaliyetler. Ülkenin yaklaşık endüstrisinin 1/4 de bu bölgede toplandığını göz önüne aldığımız zaman endüstriyel faaliyetler de çok önemli bir aktör haline geliyor. Ve bununla ilgili olarak da bakanlık çok acil bir şekilde deşarj standartlarında öncelikli olaraktan bir kısıtlamaya gitmek ve belediyelerin atık su arıtma tesislerini ileri biyolojik arıtmaya çevirmek, ileri biyolojik arıtmaya çevrilen bu atık su arıtma tesislerinden ortaya çıkan arıtılmış atık sularında mümkün mertebe deşarj etmek yerine yeniden kullanmak. Yine Ekin Hanım'da da çıkan anketlerden birisi atıkların yeniden kullanımı. Yani artık endüstriyel simbiyozu bu bölgede çok net bir şekilde uygulamamız gerekiyor. Birinin atığı bir başka sektörün ham maddesi algısını burada çok net ortaya koymak lazım. Şimdi bakanlık olarak bu çalışmaları yapabilmek adına 6 Haziran'da kamuoyuna açıklanan eylem planından sonra bu işin koordinasyonu için İstanbul merkezde bir koordinasyon bilgilendirme merkezi kuruldu. Bu koordinasyon ve bilgilendirme merkezi 7 ilde yapılacak olan çalışmaları valiler başkanlığı altında kurulan koordinasyon, il koordinasyon ve bilgilendirme birimleri ve bunların yapmış oldukları çalışmaları da İstanbul'da kurulan koordinasyon ve bilgilendirme merkezine bir bilgi akışı sağlandı. Bunun akabinde tabii takdir edersiniz bu bir tek Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın tek başına üstesinden geleceği bir konu değildi. Farklı kurum kuruluş ve STK'ların da görev yetki ve sorumlulukları vardı bu işin içerisinde. Bunun için de Cumhurbaşkanlığımız nezdinde bir koordinasyon kurulu oluşturuldu. Bu koordinasyon kurulu da bir nolu Cumhurbaşkanlığı Çevre Şehircilik Bakanımızın koordinasyonunda 6 bakan 6 bakanlığımızın bakan yardımcıları, 7 ilimizin valisi, 7 ilden 4 ilimiz Büyükşehir Belediyesi, bu 4 Büyükşehir Belediyesi'nin belediye başkanı ve diğer 3 ilimizin belediye başkanlarının bilim kuruluşları ve STK'ların bilim insanlardan oluşan bir de koordinasyon kurulu kuruldu. Bu koordinasyon kurulu biraz önce sözünü ettiğim ve çerçevesini genel hatlarıyla saydığım 22 maddelik eylem planı çerçevesinde kararlar alındı. Alınan bu kararlar çerçevesinde de çalışmalar şekillendirilmeye başlandı. Şekillendirilen çalışmalara baktığımız zaman bu koordinasyon kurulunun bir nolu koordinasyon kuruluna baktığımız zaman yaklaşık 30'un üzerinde faaliyet ve alt faaliyet gerçekleştirerekten bu çalışmaların nasıl yapılması gerektiğini, kimler tarafından yapılması gerektiğini ve koordinasyonu nasıl yapılacağını, hangi zaman diliminde yapılacağını ortaya koydu. İkinci koordinasyon kurulunda ise yine
biraz önce sözünü ettiğim Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle kurulan koordinasyon kurulunun ikinci toplantısında alınan kararla birlikte özellikle noktasal yayılı ve deniz içerisindeki faaliyetlerden oluşan kirliliklerin bertarafına yönelik açılımlar şekillendirildi. Tabii bu eylem planının, 22 maddelik eylem planının en önemli ayaklarından birisi de hiç şüphesiz bir stratejik plan, bütünleşik stratejik plan hazırlama çalışmasıydı. Şu anda o çalışma hala devam ediyor. Bütünleşik stratejik plan da baktığımız zaman Marmara'da iyi çevresel durum dediğimiz fizikokimyasal, biyolojik toplam 14 farklı indikatörden oluşan Marmara Denizi iyi çevresel duruma ulaşmak için ne yapılması gerekiyor? Ne kadar kim tarafından yapılması gerekiyor? Ne kadar, hangi zaman diliminde ve hangi bütçeyle yapılması gerektiğine ilişkin bir çalışma devam ediyor. Çalışmanın iç ve dış paydaş toplantıları tamamlandı. Dış paydaş toplantılarında son ayağını önümüzdeki hafta içerisinde Türkiye diyorum her seferinde, Marmara Belediyeler Birliği'nde yapılması planlanıyor. Bakanlık olarak yaptığımız bu çalışmalara baktığımız zaman bu çalışma için mevzuat ayağında neler yapıldı? Öncelikle daha az kirliliğin giriş oluşumunu ve Marmara Denizi'ne girmesini sağlamak adına deşer standartlarında kısıtlama genelgesi yayınlandı ve deşer standartları kısıtlandı bölgede. İki, yine Ekin Hanım'ın da altını çizmiş olduğu kontroller, izlemeler. Bununla ilgili daha önce Marmara Denizi'nde 30 tane noktada izleme yapılırken bu 30 izleme noktası 150'ye çıkartıldı ve izlemeler bu 150 noktadan devam ediyor. Denetimlerin etkin ve sürdürülebilirliğini sağlamak için teknolojik ekipmanlardan faydalanılması gerekiyordu. Bununla ilgili olarak da yine bakanlığımız tarafından yayınlanan bir genelgeyle online izlemeler, SAIS dediğimiz sürekli atık su izleme sistemleri ve SIM izlemeleri, herhangi bir atık su kaynağından otomatik atık su numune alma sistemlerini kurulması ve yaygınlaştırılması ile ilgili olarak 10.000 metreküp günlük kapasite 5.000 ve 1.000'e indirilerekten 6 ay içerisinde de bu geçiş sağlanması hükmü getirilerekten izlemeleri bu şekilde dizayn ettik. Bunun yanı sıra tabii deniz içerisindeki faaliyetlerin de izlenmesi gerekiyordu. Özellikle gemilerden kaynaklanan sintine, balast gibi atık suların evsel nitelikli gemilerin evsel nitelikli atık suların Marmara Denizi'ne boşaltımını izlemek için de bir radar sisteminin oluşturulması veya uzaktan algılama, uydu GIS uygulamaları kullanılaraktan bir izleme şeyi arayışı da hala devam etmekte. Tabii bu kapsamda bakanlık olaraktan Marmara Havzası'ndaki bütün noktasal atık su deşarjı yapan atık su arıtma tesislerinin yaklaşık 800 küsür tane atık su arıtma tesisi var. Bu 800 küsür tane atık su arıtma tesisinin her biri tek tek gezilerekten ileri biyolojik arıtma tesisine çevrilmesine ilişkin çalışmalar, neler olması gerektiği, hangi dönüşümler yapılması gerektiği. Yine yenilikçi dediğimiz teknolojilerden nötr enerji veya pozitif enerjili atık su arıtma teknolojilerinin bölgede, havzada uygulanması, daha az enerji harcayan, daha az yer kaplayan ve ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinin ülkede, bölgede kurulması, yaygınlaştırmasına ilişkin çalışmalar yapıldı. Yine aynı şekilde bazı sektörler var. Özellikle Güney Marmara'daki bu zeytincilik faaliyetlerinden kaynaklanan şeyler var, kirlilikler var. Bunların kontrol altına alınması ile ilgili olaraktan teknolojik dönüşüm ve teknolojik revizyon çalışmaları yine yapıldı, projeler tamamlandı ve hangi işletmenin ne tür çalışma yapması gerektiği ortaya konuldu. Burada en önemli kaynaklardan birisi de yayılı kaynak demiştik. Yayılı kaynakla ilgili olarak da TÜBİTAK MAM tarafından şu anda yayılı kaynaklardan oluşan gerek Güney Marmara gerek Kuzey Marmara havzasında. Tabii biz bu arada bir şey daha açıklamam gerekiyor. Marmara Deniz Havzası diye bir tanım getirdik. Burada bu tanım da çok önemli. Yapılan bütün bu çalışmaların kapsamını şekillendiren bir tanım bu. Bu tanımda Boğazlar dahil olmak üzere Susurluk Havzası artı Marmara Denizi hidrolojik havza sınırlarının tamamı ile bu sınırlar içerisinde kalan İstanbul, Kocaeli ve Bursa illerin il sınırlarının tamamını kapsayan bir tanımlama getirdik. Bu çalışmaların tamamı
bu kapsamda yürütülecek, bu kapsamda şekillendirilecek. Bu tanımlama da çok önemliydi. Zaten stratejik, bütünleşik stratejik planı da bu aks üzerine dizayn ederekten bu kapsamda Marmara Denizi'nin iyi çevresel durumuna ulaşması için yapılması gereken adımlar, iş adımları ortaya konulmuş oldu. Tabii burada dediğim gibi Çevre Şehircilik Bakanlığı yalnız başına bir şey yapamaz. Bakanlık olaraktan Sayın Bakanımız Murat Kurum'un koordinasyonunda 6 bakanlık, 7 valilik, 7 belediye başkanlığı ve STK'lar birim kuruluşlarıyla birlikte hep birlikte ortak bir çalışma kültürü çerçevesinde havza bazında çok çok kapsamlı bir çalışmanın içerisine girdik. Ve önümüzdeki günlerde bu stratejik, bütünleşik stratejik planında yayınlanmasından sonra artık belediyelerimiz gerek belediye kanunu, gerek 2560 sayılı İSKİ kanunu çerçevesinde atık su yönetimi konusunda üzerlerine düşen görevleri yapmakla mükellefler. Yine aynı şekilde Tarım Bakanlığımız nezdinde tarım alanlarından gelen ve akarsu yataklarından gelen yayılı kirlilik diye tanımladığımız kirliliğin önlenmesi ve havzada çok net bir iyi tarım uygulamalar politikasıyla yayılı kirliliğin önlenmesine yönelik çalışmalar. Yine aynı şekilde deniz içerisindeki faaliyetler, gerek balıkçılık, gerek tersaneler, gerek deniz ulaşımı ile ilgili faaliyetlerle ilgili temiz üretim teknikleri uygulanaraktan temiz tersanelecik ve daha az atık oluşturan, hatta sıfır atık oluşturan bir yönetim mekanizmasını geliştirmeye yönelik çalışmalar yapıldı. Bunların dışında tabii çok etki edemeyeceğimiz bir de küresel iklim değişikliği konusu vardı. Küresel iklim değişikliği ile ilgili olarak da her ne kadar etki edemezsek de bunun içinde il bazında, bölgesel bazda iklim değişikliği uyum planlarını hazırlamamız gerekiyordu. Bu kapsamda da bu 7 ilde, biraz önce kapsamını saydığım 7 ilde bölgesel iklim değişikliği planları hazırlandı. Hazırlanmaya da devam ediyor. Bunlardan bir kısmı onaylandı, bir kısmı inceleme süreci devam ediyor. Diğer taraftan küresel iklim değişikliğine bağlı olarak Marmara Denizi'nde ilave bir derecelik artış var dedik. Bu artışın sebebi bölgedeki durağının yanı sıra Marmara Denizi'ndeki AKM dediğimiz askıda katı madde oranı da yüksek. Bunun da etkisi olabilir dedik. Ve bu kapsamda da deniz çöpleri eylem planları şekillendirerek de Marmara Denizi'ndeki askıda katı madde oranını düşürmemiz gerekiyor. Ve deniz çöpü ve sıfır atık uygulamasını burada hemen hızlı bir şekilde 7 ilimizde de bir taraftan deniz çöpü, diğer taraftan sıfır atık uygulaması kapsamında Marmara Denizi kenarı olan, sahil olan bütün yerleşimlerde bu yönde bir eylem planı hazırladık. Arazi çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bu çalışmalar tamamlanaraktan hayata geçirilmesini planlıyoruz. Bakanlık olarak genel hatlarıyla, genel akslar üzerinde sıralayacak olursak yapmış olduğumuz, yapmaya devam ettiğimiz çalışmalar bu. Şu anda en önemli konu Marmara Denizi bütünleşik stratejik planı hazırlanması ve bir an önce bunun da kamuoyuna duyurulması konusu. Bu da 3. Koordinasyon Kurulu toplantısında kamuoyuna duyurulması ve kamuoyuna arz edilmesi yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Herhangi bir sorusu olan var ise cevaplamaya çalışayım. Dinleme zahmetine katlandığınız hepinize teşekkür ediyorum. Saygıyla selamlıyorum. Gürsel Bey teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar konusunda da hepimiz bilgilenmiş olduk. Şimdi Gürsel Bey de belirttiği gibi sorular varsa lütfen alalım. Soru gönder bölümünden gönderebilirsiniz. Ama önce şöyle bir ben kendi içimize sorayım belki açmak için Cihat Bey sizin sorularınız vardır tartışmayı. Zaten son yarım saate de giriyoruz. Tartışmayı artık tamamlayalım. Evet. Buyurun. Evet harika. Teşekkür ederim Ezgi Hanım. Gürsel Bey çok sağ olun. Bütün süreci gerçekten böyle film şeridi gibi gözümüzün önünden geçti. Hep beraber yaşadık zaten o süreci. Ben öncelikle böyle şu anda kamuoyunda da bu tartışmaların tabii eskisi gibi böyle müsilaj yüzeydeyken çok daha yoğun ve böyle hararetli tartışmaların olduğunu biliyoruz. Ancak şu anda yüzeyde müsilajın görünümü olmadığı için, artık yüzeyde olmadığı için en azından, oldukça da azaldığı için tartışmalarda bir miktar azaldı.
Ancak yine belli çevrelerde tartışmalar devam ediyor. Çok temel iki tane bir idari bir de teknik olan bir konu var. Ben teknik olan konuyu doğrudan Barış Salihoğlu'na, Barış Hocam'a sormak istiyorum. Hocam, Marmara Denizi Havzası tabirini Gürsel Bey de ifade ettiler. Bence böyle bir tabirin de literatüre kazandırılması çok işlevsel bir adım olmuş. Tebrik ediyorum. Marmara Denizi Havzası'nda özellikle yayılı yükler, yani nehirler aracılığıyla ya da işte bir yağmur yağışıyla, işte caddelerden yüzeysel akışlarla denizle buluşan bir sular var. Şimdi bu sularla ilgili bunları su bütçesine dahil edecek hesaplamaları yapmak çok mu zor? Yani bu zamana kadar buna ilişkin verilerin oldukça cılız ve yetersiz, işte akademik çalışmalarda ya da bu tür projeksiyonlarda efektif bir şekilde kullanılamadığını görüyoruz. Bu çok zor bir şey mi? Yani teknik olarak mı çok zor, çok yoğun bütçe gerektiren bir konu mu? Bu konuda birazcık bizi bilgilendirebilir misiniz? Biz bu yayılı yükleri neden hesaplayamıyoruz Marmara Denizi'nin su bütçesini temel olarak ele alacağımız zaman? Evet, yani çok önemli bir soru. Yani şu anda da Marmara'nın işte bu dijital ikizini oluştururken bizim de en fazla üzerinde durduğumuz belirsizlik bu. Gürsel Bey benim eksiklerimi muhakkak tamamlar. Şimdi şöyle, bir hassas projesi yapılmıştı. İşte orada bu yayılı yüklerden gelen yaklaşık 80 bin ton civarı biz hesaplamıştık. Esas orada verilen işte Susurluk Havzası işte 30 bin ton. Ondan sonra bütün havzaya yaydığımız zaman bunu 80 civarı hesaplamıştık. Şimdi son yapılan çalışma, Gürsel Bey'in de bahsettiği bu yayılı yüklerden gelen çalışma 300 bin tonlardan bahsediyor. Ve Tarım Bakanlığı'nın da burada ciddi katkıları olduğunu düşünüyorum. Yani mesela bu bir de soru vardı sizin ya da Kim Hanım'ın. İşte tarım mı, endüstri mi yayılı kaynaklardan gelen? Bu rapora baktığınız zaman tarımdan çok ciddi girdiler olabileceği hesaplanıyor. Şimdi bunlar hesap ama. Yani yapılan, tabii nehirlerde işte yapılan bazı ölçümler var, yok değil. Ama günün sonunda dönüyorsunuz işte nerede nasıl tarım uygulanıyor, nerede hayvan var, nerede endüstri var, bu endüstrinin ne kadarı bu nehirleri kirletiyor. Dönüyorsunuz, bunların hepsini hesaplıyorsunuz. Ve bunların hepsiyle ilgili ciddi belirsizlikler var. Dolayısıyla yani işte bir yerde 30 hesaplanırken bir yerde 300 hesaplanabiliyor gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Bunların ölçümü için, doğru ölçümü için evet, yani ciddi çalışmalar lazım, ciddi kaynaklar lazım. Şimdi biz Marmot projesinde Susurluk Havzası'nda bazı pilot noktalarda yerleştireceğimiz cihazlarla nehirden denize ne giriyor? Yani böyle doğrudan nehrin denize yakın bir noktasında sürekli ölçüm alacağız. Şimdi bu önemli. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi yağmur yağıyor, sel oluyor mesela. Sel sularıyla çok ciddi girdiler olduğu söyleniyor. Ama bunu ölçmek, yakalamak çok zor. Ya da bunu hesaplayabilmek çok zor. Sanayiden evet elimizde rakamlar var ama ne kadar doğru, ne kadarı, işte kontroller son dönemlerde arttı ama kontrollerin artma sebebi neydi? Çünkü bazı kaçaklar olduğu içindi, değil mi? Yani bunu da bildiğimiz için bu kontrolleri arttırdık. Bunların oranı ne? Yani sadece Marmara için değil Cihat Bey, bütün yani dünyada yapılan benzer çalışmalara baktığınızda bu tür girdilerle ilgili ciddi belirsizlikler vardır ve kolay değildir bunların hesabı, ama bu yönde ciddi girişimlerimiz var. İşte Çevre Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, biz araştırma kurumları. Ama daha böyle denize giren yüklere yönelik otomasyon sistemler yaygınlaşırsa çok iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten burada ciddi belirsizlikler var. Bir de şöyle bir belirsizlik var. Giren azotun, fosforun yapısı da çok önemli. Bunların bir kısmı hızla çöküyor. Denizin dibine hızla çöküyor. Ya da işte
biyolojik olarak çok fazla bir değişime sebep olmuyor. Yani oradaki biyoloji bunu alıp hemen kullanamıyor. Farklı formları var. Bunların tespitine yönelik de çalışmalar yapmamız lazım. Mesela tarımdan girenin daha fazla denizi beslediği, işte bu müsilaj gibi olaylara daha ciddi etkisi olabileceği söyleniyor. Literatürde de var. İşte sanayi atıkları hep ön plana çıkıyor ama belki de sanayiden gelen ya da Karadeniz'den gelenin etkisi daha düşük. Çünkü bunlar zaten belli formlarda Karadeniz'den gelen zaten biyolojik olarak kullanılmış bir yapıda. İşte sanayiden gelenin yapısı çok farklı olabiliyor tabii sanayinin özelliğine göre ama kimi işte çok fazla oradaki biyoloji, ekoloji etkilerken bir kısmı o şekilde etkilemiyor. Ama tarımdan girenin daha etkili olabileceği işte bu gübre kullanımından ötürü literatürde olan şeyler. Yani karmaşık. O yüzden yani bunu böyle hadi yapalım deyip bir ertesi gün ortaya koymak mümkün değil. Bunun ama üzerine düşünülmeli. Bu oluşan hassasiyet, farkındalık çok önemlidir, olumludur. Yani bu Gürsel Bey'in anlattığı önlemlerin büyük bir kararlılıkla bir an önce alınması ve uygulamaya konması bu açıdan önemlidir. Çünkü biliyoruz çok giriyor. Ama Anladım. tam net ortaya koymak böyle hemen mümkün olmayacak. Anladım. Ben Ezgi burada Hanım. eğer müsaade ederseniz hocamı hem destekleyecek hem de biraz daha geliştirecek bir şeyler ilave etmek istiyorum. Şimdi Tarım Bakanlığımız TÜBİTAK MAM aracılığıyla yayılı kirlilikle ilgili bir çalışma yaptı. Yapılan çalışmayı da biraz önce hocam da aktardı. Yaklaşık 320 bin ton yıl gibi bir rakam var. Bu tabii denize ulaşan değil. Bunun altını vurgulamak, çizmek istiyorum. Havzada oluşması muhtemel toplam yayılı yük miktarı bu. Bunun ne kadarının denize ulaştığını şu anda o modelleme çalışması devam ediyor. Çünkü siz de çok net söylediniz. Yayılı yükü, bu yayılı yükün kirliliğin ne kadarının denize ulaştığını hesaplamak çok kolay değil. Her bir havzayı alt havzalara, mikro havzalara bölünerekten bir modelleme yapılması gerekiyor. Bu modelleme sonrasında da azotun ve fosforun, yani biz azot ve fosfor deyip hemen bir kalemde çıkıyoruz ama azotun, nitrit azotu, nitrat azotu, kejdel azotu, fosfatın yine orta fosfatından ta kadar çok farklı formları var. Bu formların hangisi bizim için önemli? Ona bakmak lazım. Barış Hocam çok net bir şey söyledi. Karadeniz'den gelen azot ve fosfor tamamıyla artık inert forma geçmiş şekilde. Dolayısıyla artık kirlilik oluşturamayacak formda. Ama Marmara Denizi etrafında gerek Marmara Denizi'nin kuzey sahilinde gerekse güney sahilinde özellikle yayılı yükten gelen yükün ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Burada yalnızca Marmara'nın güneyi değil Marmara'nın kuzeyi tarım alanı olmasa da yağışlı dönem sonrası gelen yayılı yük bir susurluk havzasındaki tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan yüke denk gelebiliyor. Zaten rakamın çok yüksek çıkmasının sebebi de bu. Ama bunun ne kadarının denize ulaştığını, bu tarımsal faaliyette kullanılan azot ve fosforun ne kadarının bitkiler tarafından emildiğini, ne kadarının form değiştirdiğini o şu anda daha çalışma devam ediyor hocam. Yani onu özellikle vurgulamak istedim. Çünkü normalde havzalarda noktasal ve yayılı yük olarak baktığınız zaman en yoğun havzalarda tarımsal faaliyet ve endüstriyel faaliyet açısından en yoğun olan havzalarda %50 tarımsaldan %50 de noktasaldan gelir. Ama bunu Marmara Havzası gibi havzalarda %50'ye 50'dir. Bu 320 bin tonluk bir potansiyelin biz noktasal olarak hesapladığımızda 72 bin ton civarından noktasalda. 300'ünde yaklaşık %70'inin bitkiler tarafından emileceğini, geri kalan %30 ila 40 arasındaki bir oranın Marmara'ya ulaşabileceğini ama hangi formda ulaşacağına ilişkin çalışma hala devam ediyor. O yüzden o 320 bin rakamını biraz net kullanmamak lazım. Toplam potansiyel o. Denize ulaşanın ne olduğunu çalışmasını devam ediyor. Onu önümüzdeki günlerde kamuyla yani bilim insanlarıyla da paylaşacağız. Teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz. Ezgi Hanım'ın sorusu olacaktı muhtemelen. Ben aslında böyle şey katılımcılarımızın soruları var. Böyle biriktirme de onlarla başlamak istiyorum. Benim sorum biraz daha genel olacak sona doğru. Aslında şöyle bir sorumuz var. Bunu belki Barış Hocam'a da yönlendirebiliriz ya da sizlerle belki katkı sağlamak istersiniz. Müsilaj sorunu doğal bir afet midir? Yoksa Marmara Denizi'nin alıcı ortam olarak yoğun kullanımından mı kaynaklanmaktadır? Ve Ergene Denizi deşarjının müsilaja etkisi nedir diye bir sorumuz var. Bununla beraber balıkçılıkla alakalı sorular da var ama bununla bir başlayalım dilerseniz. Gürsel Bey, siz başlamak ister misiniz? Fark etmez hocam. Fark etmez. Olabilir. Yani bilimsel olarak siz başlayın isterseniz hocam. Eğer ihtiyaç olursa ben de size destekçi olmaya gayret edeyim. Peki. Şimdi doğal afet midir sorusunun cevabı çok kolay değil. Yani evet, bir afet olarak işte Gürsel Bey de söyledi, o şekilde nitelendirdik ama tabii insan kaynaklı. Bu bir gerçek. Yani bunu hepimiz artık kabul ediyoruz. İnsan kaynaklı. Yani dediğim gibi müsilaj doğada da olan bir şey. Yani bu mikroskopik canlılar belli baskılar altında, belli stres altında bunu yapıyorlar. Ama bu belli bir seviyede kaldığı zaman hiçbir zararı yok. Ama işte Marmara'da olan olay bunun aşırı üremesiydi. Bir de şunu vurgulamak isterim. Yani müsilaja tabii ki çok odaklandık son dönemde ister istemez. Gözümüz görüyor çünkü. Ama buradaki esas sebep, demin esas kaygılanmamız gereken konu diyeyim. Bu Marmara'nın üzerindeki bu baskılar, yani sadece kirlilik baskısı da değil ama kirlilik baskısı çok önemli bir baskı ve bu yüksek seviyelerdeki işte nitrat, azot seviyeleri ve oksijenin azalması. Yani bir bilim insanı olarak beni müsilajdan çok bu oksijen azlığı kaygılandırıyor. Ve esas bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Şimdi onu görmüyoruz tabii. Onu kimse görmüyor. Denize bakınca ya burada oksijen azmış demiyor. Müsilajı görüyorsunuz. Görünce bir hassasiyet oluşuyor. Ve müsilaj ortadan kalkınca dediğiniz gibi belki bu hassasiyet azalıyor. Ya geldi gitti işte ne olacak? Doğru. Bunu biz söylüyorduk zaten. Müsilaj belli bir noktada işte bakanlığımızın da gayretleriyle ortadan kaybolacaktı. Ama sorun duruyor. Şimdi bu soruna yönelik bu eylem planı çok önemlidir. Çok da doğru ve iyi bir eylem planıdır, onu söyleyeyim. Buna katkı vermekten ötürü biz bilim insanları da çok mutlu olduk. Bunun uygulamasına yönelik atılacak her adım çok önemlidir. Yani bu Marmara Denizi'ndeki bu müsilajın ana sebebi bu birçok baskının bir araya gelip bunu oluşturması. Bir soru daha vardı ama onu unuttum. Aslında Ergene Havzası hocam, pardon, Ergene Deniz Deşarjı'nın müsilaja etkisi nedir diye sormuştum. Şimdi burada tabii yine Gürsel Bey'in cevaplaması daha doğru olur ama bize Tarım Bakanlığımız tarafından verilen bilgi, Ergene Deşarjı'nın kapasitesinin zaten küçük bir kısmının devreye sokulduğu, %10'luk, %20'lik bir kapasiteyle devrede olduğu. Yani müsilajın sebebi odur gibi bazı şeyler söylendi ama bunu söylemek mümkün değil tabii. Yani oradan giren ek bir kirlilik ek bir baskıdır. Ama işte bir sürü her yerden giren kirlilik var. Bu da ona bir artıdır. Tabii ki bunun kontrol edilmesi, eğer oradan bir kirlilik, ciddi bir kirlilik girişi olacaksa muhakkak bunun arıtılarak, iyileştirilerek verilmesi gerekir ama onun sebep olduğunu söylemek bizim açımızdan mümkün değil. Ama dediğim gibi Gürsel Bey daha net bir cevap verir belki. Şimdi teşekkür ederim hocam. Ergene derin deniz deşarj sistemi bunun sebebi demek çok mümkün değil. Yani imkansız bir şey bu. Zira derin deniz deşarj sistemi, Ergene'deki sistem şu anda 3.2'si faal. Normal kapasitenin 3.2'si
O da gelen atık su zaten ileri biyolojik arıtmadan geçtikten sonra geliyor. Zaten bizim de amacımız Marmara Havzası'ndaki bütün noktasal kaynakla, bütün atık su arıtma tesisini gerek evsel gerek endüstriyel hepsini ileri biyolojik arıtma tesisine çevirmeye çalışmıyor muyuz? Azot fosfor girdisini minimize etmeye çalışmıyor muyuz? Şu anda Ergene'de zaten azot fosfor giderimi yapan ileri biyolojik bir arıtma sistemi var. Ayrıca sistem tamamıyla devreye de girmiş değil. Şu anda kapasitesinin 3.2'si faal durumda. Bu da ileri biyolojik arıtma sonrası geliyor. Diğer birinci soru vardı. Müsilaj doğal afet nedir sorusu. Doğal afet değil ama doğal afet niteliğinde. Zaten biz de hep tanımlamalarımızda ve konuşmamızda da doğal afet niteliğinde. Çünkü insanın insan faaliyetleri sonucu ortaya çıkan fakat insan tarafından kontrol edilemeyen bir yapı. Dolayısıyla doğal afet niteliğinde dememizin sebebi de bu. İnsani faaliyetler sonucu ortaya çıkan bir müsilaj var ama kontrolü insan tarafından yapılamıyor. Kontrol altına alınamıyor. O yüzden doğal afet niteliğinde diye tanımlıyoruz. Teşekkürler Gülsel Bey. Aslında bununla alakalı bir soru gördüm. Belki buradan yöneltebilirim. Aslında bu tabii konumuz şu an içinde değil ama işte yangınlar, müsilaj gibi bu farklı doğal afetlerle karşılaşmamız sebebiyle yeni bir genel yönetim acil durum konusunda yeni bir genel yönetim ve koordinasyon çerçeveleri acaba oluşturulacak mı, oluşturulması gerekiyor mu, bununla alakalı çalışmalar var mı diye bir soru var. Bir de bir önceki soruyla yine bağlantılı olarak belki bunu da cevaplamak istersiniz. Yine bu Marmara Denizi'ndeki ekosistemin bozulmasında müsilaj dahil diğer sorunlarla beraber balıkçılığın ve aşırı avlanmanın bir rolü payı var mı nedir diye yine böyle merak edilen sorulardan biri. Belki bu ikisini de beraber cevaplayabilirsiniz. Şimdi teşekkür ederim Ezgi Hanım. Öncelikle küresel iklim değişikliğine bağlı olaraktan zaten son 2 yıla baktığımız zaman yaşadığımız seller, aşırı yağışlar, heyelanlar, depremler, yangınlar yani doğal afetler her geçen gün artıyor ve küresel iklim değişikliğiyle tarımsal kuraklığa kadar giden bir süreç olacak. O şu anda görülüyor. Ve bu noktada da bu süreçte en çok etkilenecek kaynak da su kaynakları. Bununla ilgili olarak da bütün bizim eylem planımızda da var olan bir konudur bu. Arıtılmış atık suların yeniden kullanımı ve temiz üretim tekniklerinin uygulanması. Bununla su kaynaklarını koruma altına almak durumundayız ve doğal afetleri de şu anda İçişleri Bakanlığımıza bağlı Afet İşleri Başkanlığı diye bir başkanlığımız var. Bu başkanlık tarafından koordine ediliyor ve bütün bakanlıklar işte yangında da gördünüz. Afet İşleri Başkanlığı'nın koordinasyonunda bakanlığımız, Tarım Bakanlığı hep birlikte afet bölgesinde, yangın bölgesindeydik. Yine aynı şekilde sellerde bakıyorsunuz. Herhangi bir sel felaketinde yine Afet İşleri Başkanlığımızın koordinasyonunda var olan bir kurum var yani. Bakanlığımız, Tarım Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bölgede hemen hazır bulunuyoruz. Var olan bir idari yapı var. Ve bu idari yapı güçlendirebilir mi? Tabii olabilir ama şu anda ortak çalışma kültürü çok güzel ilerliyor ve koordine içerisinde bütün bakanlıklar, bütün birimler koordinasyon içerisinde ve bu koordinasyonu da sağlarken de kaynak yönetiminin çok iyi sağlanıyor bu şekilde. A kurumunun elindeki ekipman ve araç parkıyla B kurumundaki makina, ekipman, araç parkı ortaklaşa kullanılaraktan müdahale ediliyor ve çok da güzel oluyor bu haliyle. Her kurum benim işte şu kadar vidanjöre, şu kadar söndürme uçağına, şu kadar helikoptere ihtiyacım var dan ziyade Türkiye'de var olan bütün kaynak bir araya toplanaraktan tek elden koordine ediliyor şu anda. Aynı müsilajda da yaptığımız gibi. Müsilajda nasıl Sayın Bakanımızın koordinasyonunda bütün kurumlar bir araya geldi. Sel felaketinde de Afet İşleri Genel Müdürümüz ve Bakanlığımızın koordinasyonunda yürütülüyor. Diğer taraftan ekolojiyle ilgili olarak da balık avcılığı muhakkak etkisi vardır veya etkisi yoktur diyemiyoruz. Şu anda müsilajla ilgili işin açıkçası, Barış Hocam eğer yanlış söylersem düzelsin lütfen. Balık burada bir besin zincirinde bir kopma olabilir mi sorusunu da soruyoruz şu anda.
Bu besin zinciri, yani küçük balıklar, normalde bu fitoplanktonlarla beslenen balıklar eğer ki zincirden koptuysa bu patlama olmuş olabilir diyoruz. Bunu da araştırıyoruz hala. Ama konuyla ilgili olarak baktığımız zaman Tarım Bakanlığımız herhangi bir şekilde ekosisteme balıkçılığın etkisinin olduğu yönünde bir şey söylemedi, çıkartmadı. Yapmış olduğu çalışmalar sonucunda balık avcılığının ekosistem üzerinde, balık ekosistemi üzerinde olumsuz etkisinin olmadığını yönünde bir açıklama yaptı. Ama çalışmalarda yine devam ediyoruz. Zincirde bir kopma var mı şeklinde bakış açımızda devam ediyor. O sorgularımız devam ediyor şu anda. Barış Hocam, eğer şeyse hatam varsa düzelsin lütfen. Gördüğümüz şey şu. Müsilajla ilgili olaraktan özellikle küçük balıkların bu müsilajla beslendiği, besin zincirini bu şekilde devam ettiği, bu küçük balıkla ilgili de herhangi bir popülasyonda sıkıntının olmadığı yönünde Tarım Bakanlığımızın açıklaması var. Peki. Çok teşekkürler Gürsel Bey. Pardon Ezgi Hanım, böldüm herhalde. Benim aslında bu Marmara Denizi eylem planı ile ilgili işte son zamanlarda özellikle bazı işte haber kanallarında, efendime söyleyeyim işte tweetlerde, sosyal medyada her neyse, işte müsilaj yüzeyde görünümü artık yok, yani görünmüyor yüzeyde. Dolayısıyla müsilaj artık önemli değil. Herkes tamam artık duruyor gibi bir şey var. Bir iki şey var. Bunun öyle olmadığını çok net bir şekilde burada gördük. Yani biz zaten hani işin içerisinde olarak bunu biliyoruz ama Gürsel Bey'in ifadelerinden de çok net bir şekilde bunu gördük. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Yani bu konuyu böyle çok paydaşlı bir şekilde yerel yönetimleri, sivil toplum kuruluşlarını, Sayın Bakanımızın her platformda arz ettiği gibi çok paydaşlı yapıyı muhafaza ederek süreci kararlılıkla yürüttükleri için çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Sorum şu, kontrol konusu, Ekim Hanım bunu anketlerde de aslında gösterdi, bizim de kulağımıza gelen şeylerde var oldukça. Kontrol konusu oldukça önemli. Yani vatandaş, toplum bu konuda düşünüyor ki bizim mevzuatımızla ilgili çok büyük bir eksikliğimiz yok gibi görünüyor. Efendime söyleyeyim, arıtma teknolojileriyle ilgili, arıtma tekniğiyle ilgili 21. yüzyılda yaşıyoruz. Çok bir eksiğimiz olacağını zannetmiyoruz. Bütçeyle ilgili de belki çok büyük bir problemimiz yok gibi görünüyor. Ancak kontrol konusunda bu denetimlerin sıklığı, bu konudaki şeffaflık, sürecin böyle oldukça etkileşimli bir şekilde yürütülmesi konusunda bir, anladığım kadarıyla, iletişimle ilgili belki bir eksiklik var gibi görünüyor. Birazcık da bu denetim faaliyetlerinden, işte denetim neticesinde yapılan şeylerden bahseder misiniz? İnsanların bu konularda biraz herhalde bilgiye ihtiyacı var, Gürsel Bey. Şimdi teşekkür ederim. Aslında güzel bir soru oldu. Biraz önce Marmara Denizi'nin özelliğini, havzanın özelliğini anlatırken yaklaşık 25 milyon insanın yaşadığı ve ülke genelindeki sanayinin yaklaşık 1/4'ünün faaliyet gösterdiği bir bölgeden bahsediyoruz. Bu müsilaj döneminde tabii bir pandemi süreci yaşandı. Pandemiden sonra üretimler, faaliyetler hızla başladı. Endüstriyel üretimler. Artı bu pandemi sürecinde bütün insanlar evinde, daha önceki zamanlarda günde 2-3 defa elini yıkayan insanlar her bir nesneyi eline aldığında elini yıkamaya başladı. Tabii burada fosfor, en önemli fosfor girdilerinden biri de şey çıktı ortaya. Deterjanlar çıktı. Deterjan kullanımı had safhaya çıktı. Eylem planında da zaten bu yönde bir düzenleme mevcut. Tabii burada faaliyetler başlayınca, endüstriyel faaliyetler başlayınca atık su arıtma tesisleri şeye benzer. Bir araba gibi değildir. Yani kontağı çevirdiğiniz zaman çalışan bir sistem değildir biyolojik arıtmalar. Bir biyolojik atık su arıtma tesisinin tam verimli çalışabilmesi için minimum bir 30 günlük bir süre var geçmesi lazım. Çünkü bir yamuç, çamur dediğimiz biyolojik bir maya, yani yoğurdun içerisindeki maya gibi, o arıtmanın içerisinde bir maya oluşması lazım. Yani çamur mayası oluşması lazım. Bunun için bir süreç gerekiyor. Ancak şeye baktığımızda da bizim atık su arıtma tesisi işletmecilerimize baktığımız zaman da atık su arıtma tesisleri
katma değer üreten tesisler değildir. Çevresel altyapı yatırımlarının tamamında olduğu gibi atık su arıtma tesisleri de devamlı harcama yapmanız gereken şeyler. Yani bunun enerji giderinden tutun da personel giderine kadar, kimyasal ihtiyacından tutun da diğer amortisman giderlerine kadar devamlı para yatırmanız gereken ve bu yatırdığınız para da gözle görünmeyen bir şeydir. Gözle görünmediği için gerek sanayicilerimiz, gerekse belediyelerimiz zaman zaman arıtma tesislerini, var olan arıtma tesislerini mevzuata uygun olarak işletmiyor. Ve bunu da bu müsilaj çerçevesinde yapılan denetimlerde bakanlık o zaman bütün illerde yurt genelindeki denetim elemanlarının büyük bir çoğunluğunu bölgeye toplamıştı. Ve yaklaşık rakamı da söylemeye çalışayım ben. Yaklaşık 465 denetçi marifetiyle bakanlığımız tarafından toplam 8813 denetim, bakanlığımızın yetki devri yapmış olduğu İstanbul, Kocaeli, işte Sahil Güvenlik Komutanlığı, bunlar tarafından da yapılan toplam 7300 küsür denetim var. Toplam 16500 civarında denetim yapılmış. Bu denetimlerde de ciddi sayı 22 tesis kapatma işlemi, faaliyetin durdurulması, toplam havzada 58 tane tesisi kapatmışız. İl bazına baktığımız zaman işte 3 tanesini Yalova'da, 15 tanesini Balıkesir'de, 14 tane Tekirdağ'da, yani toplamda havzada 58 tane işletmenin faaliyeti durdurulmuş. Demek ki biz çevreye olan hassasiyeti çok göstermemişiz. Mevzuat var, altyapı var. Bu altyapıyı bu mevzuata uygun olarak işletmemişiz. Bakanlık olarak bu mevzuata uygun olan işletilen arıtma tesislerine harcanan elektriğin %50'sini dahi biz bakanlık olarak ödüyoruz. Buna rağmen sanayicimiz ve belediyelerimiz bu tesislerini işletmemiş. Buradan ortaya çıkan şey çok net bir şekilde bu. Şeye baktığımız zaman izleme, iki tip izleme var. Birincisi bir tesisteki denetim şeklindeki izlemeler, yapılan kontroller. İkincisi uzaktan algılama, GIS uygulamalarıyla yapılan izlemeler. Gerek burada alıcı ortamda menba tarafındaki gelen yükü görebilmek adına yapılan, şu anda sayısı 150'ye çıkartılan izleme noktaları, gerekse akarsulardaki akım gözlem istasyonları aracılığıyla yapılan izlemeler, bu izlemelerle de yine menbaadan gelen toplam yükü görebilmek adına izleme. Bu izlemelerde ekip kapsamında ciddi sayıda manada artırılmış ve bu şekilde de devam ediyor. Şeye baktığımız zaman izleme önemli. İzleme artı denetim. Bunun ikisi birlikte tabii. Bunun birisi değil, ikisini de artırmamız gerekiyor. Ve daha nitelikli izlemelerin yapılması gerekiyor. Peki. Buyurun Ezgi Hanım. Ekim Hanım, sizin sanırım eklemek istedikleriniz var. Onları bir dinleyelim. Sonra ben size bir soru sorayım. Yavaş yavaş sonuna da geliyoruz programı. Ondan sonra yavaş yavaş katılalım. Buyurun. Biz yavaş yavaş 21 Ekim'deki oyunun tasarımına girerken hani eylem planına biraz daha detaylı bakmaya başladık. Benim en çok ilgimi çeken maddelerden bir tanesi 2021 yılı sonuna kadar Marmara Denizi'ni koruma alanı olarak belirleme gibi bir şey var. Ben onu en çok hani işte çevre koruma ve hani önlemecilerin, hani onu seçenlerin hani onu birinci olarak seçeceklerini düşünüyorum. Onlar üçüncü şeyde çıkmış hani o adım. 2021 sonuna kadar koruma alanı ilan etme nasıl, yani belki birazcık daha detaylı okumak lazım bunu, ama hani var mı gerçekten bu yönde çalışmalar, onu merak ediyorum. Bir de eğer varsa bu hani diğer aktivitelere nasıl etki eder, onu merak ediyorum. Oyun dinamikler açısından çok önemli, anlamamız da önemli, o yüzden soruyorum. Evet. Şimdi koruma alanı ilan edilmesine ilişkin çalışma tamamlandı. Şu anda bizim Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğümüz var. Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğümüz bütün çalışmalarını tamamlamış durumda. Ve ilanı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Buradaki olay şu. Koruma alanı ilan ettiğiniz zaman buradaki atık su deşarjlarından tutun da deniz içerisindeki faaliyetlere, balıkçılık faaliyetinden tutun da dalgıçlık faaliyetine kadar birçok şeyi düzenleyen, gerek deniz içerisindeki faaliyetler, gerek denizsel faaliyetler, kıyı şeridindeki faaliyetler,
düzenlenmiş bu arada. Sanayi, tarım vesaire hepsi o zaman. Hepsi tabii tabii. Hı. Yani çünkü burada Marmara Denizi, biraz önce bir soru vardı Ezgi Hanım'ın söylediği. Marmara Denizi alıcı ortam olarak kullanıldığı için mi bu şekilde kirlendi, bu müsilaj oluştu sorusu vardı. Aslında Marmara Denizi'ni yıllarca biz kirlettik ve kirletmeye de devam ediyoruz. Bir an önce buna noktayı koymamız gerekiyor ve koruma alanı ilan ederek de alan bazlı koruma. Şimdi eylem planında anlatırken kirli kaynaklarının, yani kirlilikle mücadele, noktasal, yayılı ve deniz içi faaliyetlerle dedik. Bir de bütünleşik mücadele vardır. Yani alan koruma bazlı mücadele vardır. Bu alan koruma bazlı mücadele de koruma alanı ilanıyla gerçekleştirilecek. Bu hepsinin şeyi, sonucudur. Çalışmada tamamlanmak üzere. Önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılır. Teşekkürler tekrar. O zaman oturumumuzun sonuna gelirken ben şöyle biraz jenerik bir soruyla belki bitireceğim. Ekim Hanım da belirttiği gibi 21 Ekim'de İFAD Avrasya'da bu oyunu canlı olarak oynayabileceğiz. Yine belediye başkanlarımız da birer aktör olarak katılacaklar. Oyuna katılmak isteyenleri de aslında davet edebiliyoruz. Burada çok önemli kurumlardan yöneticiler ve uzmanlar da bulunacaklar oyunda. Fiziksel oyun bir yandan yapılanırken ben aslında bir önceki Play Marmara ile bu Play Marmara arasında birbirini besleyecek neler olabilir? Özellikle daire başkanımızın belirttiği gibi şimdi Marmara Denizi Havzası diye bir işte yeni bir tanıma girdik dediniz. Belki Ekim Hanım özellikle bu yeni tanım kapsamında belki bu iki çalışma birbirini nasıl destekler? Bir yandan da Marmara Belediyeler Birliği'nin işte dün yine gerçekleşti Cemil Bey'in moderasyonunda. Marmara Bölgesi Mekansal Gelişme Stratejik Çerçeve Belgesi diye bir rapor yayınlandı. Yakın zamanda lansmanı yapılacak. Burada da bölgeye bütüncül bakışla alakalı bir detaylı çalışma yapıldı. Bir yandan da denize dair çalışmalar, yeni girdiler sunuyor. Aslında sorum toparlamak gerekirse şu, bu Play Marmara Denizi sonuçta bize neyi sağlayacak, biz neyi çözeceğiz, neyi öğreneceğiz, faydası ne olacak? Bununla alakalı böyle birkaç cümleyi aslında tamamlayıp destek oturumu çok sevinirim. Tek tek görüşlerinizi de alabiliriz bu konuda. Ekim Hanım sizinle başlayalım buyurun. Ben azıcık esasında hintler vermeye başladım. Hani görselleri gösteriyordum biz, hani ileri arıtma testlerinin olduğu yerler, OBS'ler, hani uzmanların bahsettiği hani yayılı ve noktasal kaynaklara neden olabilecek esasında kent, yani şey, toprak kullanımları var. Yani onların mekansal şeyleri var. Hani harita, şeyde, game board, hani haritanın kendisinde. Ve hani eğer her alt bölgeden de hani şey reprezentatif birileri olursa o alanları şey yapabilecek, hani daha çok bilgi sahibi ve hatta hani biz her zaman söylüyoruz, hani oyun esasında bir database sunuyor ama her defasında oyun yeniden öğreniyor. Bence hani oyun sürecinde de bir öğrenme süreci gerçekleşecek. Hani bir taraftan datalar tamamlanacak, diğer taraftan da hani karşılıklı alt bölgeler birbirleriyle bilgi alışverişi ya da hani ortaklıklarla ilgili yeni şeyler bulma imkanı duyacaklar. Bir de diğer taraftan hani ankete katılan bir şey ekip var. Hani ben birazcık alıntılar vermeye çalıştım ama çok değerli alıntılar var gerçekten. Yani onlardan da belki yani davet, zaten davet edilecek. Yani onların arasında belki o davetleri genişletebiliriz. Onları da şey, daha hani bir iki seans olabilir bir seans yerine. O şekilde daha bir büyük bir ekiple konuşabiliriz diye düşünüyorum. Teşekkürler Ekim Hanım. Gülsel Bey, Barış Hocam, sizlerin de eklemek istedikleri varsa kapanışı bununla yapalım. Cüret Bey, sizin için de uygunsa. Organizasyonu yaptığı için Türkiye, yine Türkiye dedi. Marmara Belediyeler Birliği'ne emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Elinize sağlık. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz tüm katkılarınız, destekleriniz için. Barış Hocam. Evet, gerçekten çok önemli bir oturum oldu. Güzel tartışmalar vardı. Bu oyun da esasında akademik olarak da önemli. Ekim Hanım'ın dediği gibi bu anket sonuçları bile ciddi bir veri, ciddi bir girdi. Bizim için de önemli. Çünkü gerek burada toplumun bakış açısını, önceliklerini görmek,
gerek daha sonra oynanacak oyunda belki yöneticilerin beklenti ve önceliklerini görmek bizler için de tabii ki muhakkak çok önemli olacak. Ve bu oyunun içinde demin gösterdiğim işte bizim bilimsel senaryolar da yer alacak. İşte tabii orada yöneticilerin bakış açısı, öncelikleri farklı olabilir. Onlar işin tabii ki onlar için işin ekonomik boyutu, uygulanabilirliği belki öne çıkacak ve diğer taraftan toplumda farklı beklentiler olacak işte Ekim Hanım'ın da gösterdiği gibi. Yani bunları geniş bir katılım olursa bunların çıktıları Marmara Denizi'ni daha sağlıklı bir hale getirmek açısından çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Ve Marmara Belediyeler Birliği'ne davetleri için ve gayretleri için tekrar teşekkür ederim. Bizler teşekkür ederiz Boş Hocam. Cihat Bey buyurun siz kapatın oturumu. Buyurun. Hocam çok teşekkürler. Sağ olun Ezgi Hanım. Ben 21 Ekim'deki fiziksel oyun vurgusunu tekrar yapmak istiyorum. İFAD Avrasya ile böyle çok işlevsel bir işbirliği yaptık. Orada teknolojik olarak da Marmara Denizi Eylem Planı'na katkı sunacak firmaların da yer alacağı bir organizasyon olacak ve beraberinde Play Marmara Denizi'nde orada fiziksel olarak da işte Game Board üzerinden oynama fırsatımız olacak. Ben burada bu konuya ilgi duyanları mutlaka orada da fikirlerini, kanaatlerini belirtmeleri gerektiğini çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir program benim açımdan da çok istifade ettim. Çok teşekkürler. Benim söyleyebilecek başka bir şeyim yok. Güzel bir maruf süreci geçirmenizi diliyorum.